Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatında artış. Önümüzdeki ay başlayacak asgari ücret görüşmeleri ve yılbaşında memur maaşlarına yapacak zam ile kıdem tazminatının hem alt hem de üst limiti artacak. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına ve ayrıntılarına geçelim. Kıdem tazminatında bir önemli husus alt ve üst limitin belirlenmesi. Kıdem tazminatında alt limit brüt asgari ücrete göre hesaplanırken, üst limit memur maaşlarına göre belirlenir. Ocak 2021 %21,56 zam yapılan asgari ücret brüt 3577 TL'ye yükselmişti. Bu da kıdem tazminatının alt limiti anlamına geliyor. Yeni asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında başlaması beklenirken kıdem tazminatı alt limitinin de yapılacak zamma göre artması bekleniyor. Ciddi bir artış olacağını düşünüyorum. Bugün itibariyle Türkiye genelinde yaklaşık 8 milyon asgari ücretli bulunurken, hem siyasiler tarafından yapılan açıklamada hem de çalışanların beklentilerine göre asgari ücrete ciddi bir artış yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde bu konuda açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, vatandaşların asgari ücretin yetersizliği nedeniyle sanayideki işlere yönelmediğini belirterek, o zaman biraz artış gerekiyor. Ciddi bir artış olacağını zannediyorum, açıklamasını yapmıştı. %25 oranında zam bekleniyor. Asgari yapılacak zam Aralık ayında toplanacak asgari ücret komisyonun alacağı karar ile belirlenecek. Genel beklenti asgari ücrete en az %25 oranında zam yapılması yönünde. Bu da brüt asgari ücretin 4520 TL'ye çıkması anlamına geliyor. Bu durumda yaklaşık 8 milyon çalışanın kıdem tazminatını artırmış olacak. Üst limiti memur maaşları belirliyor. Kıdem tazminatında üst limit ise memur maaşlarına göre belirleniyor. Memur maaşlarındaki artışlar dikkate alındığında kıdem tazminatı üst limiti Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 6 ayda bir güncelleniyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında üst limit 8.284 TL olarak belirlenmişti. Ocak itibarıyla memura %5 toplu sözleşme zammı verilecek. Ayrıca yine Ocak itibarıyla geriye dönük 6 aylık enflasyon, %3'ü ne kadar aştıysa o fark da maaşa eklenecek ve böylece memur maaş katsayısı bulunacak. Üst limitin 9.000 TL aşacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın tahminlerine göre yıl sonunda %7'lik bir enflasyon farkı olması bekleniyor. Bu da Ocak ayında %12'lik bir zam anlamına geliyor. Bu beklenti gerçekleşirse kıdem tazminatında üst limitin 9.250 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor. Emeklilik hakkı kazananlar Ocak-Temmuz aylarını tercih etmeli. Uzmanlar, prim gün sayısına göre emeklilik hakkı kazanarak 3.600 gün, 4.500 gün veya 7.000 gün işten ayrılacakların daha fazla tazminat hakkı kazanmak için Ocak-Temmuz aylarında tazminatlarını almalarını öneriyor. Değerli izleyicilerimiz, haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.